Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bir takipçimizin isteği üzerine Japon ve Jumbo Tepe'li takımlarını çok çekilmişti arkadaşımız. Yani videoda daha çok görmek istiyorum demişti onlara. Bu Japon takımlarımız arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Bunlar senin için kardeşim. Senin isteğin doğrultusunda buradan başlayalım direkt. Japonez takımlarımızdan. İçeride yavrular da var. Annemiz içeride. Yavrular da görüyorsun. Maşallah hepsi yatıyor. Hepsi birbirinin üstüne çıkmaya çalışıyorlar. Bunların da ikinci kuluçkası. 5 tane yavrusu var şu an bunların. Japonez takımlarımız. Yan tarafta da bir Japonesimiz var. Erkeğimiz beyaz DF. Şu yerdeki erkek beyaz DF. Şu üst taraftaki de dişi. Parçalı beyazdı. O da Japones. Bunları da böyle işledik. Bu dişiyi yeni attım ben. Dişisini değiştirdim. Bugüne kadar çalışmayan kuş bu saatten sonra mı çalışacak? Burada da iki tane dişimiz var. Fazla olan dişimiz. Bunları da bir gösterelim şöyle. Burada da Japonez Jumbo Tepe'liler var arkadaşlar. Erkek de dişi de Jumbo Tepe'li. İkisinin tepesi var arkadaşlar. Şöyle bir gösterelim. Kapağı da açıyorum ki net bir görüntü olsun. Görsellik açısından biraz göze hitap etsin. O şekilde çekiyoruz. Gündüzleri bu tarafa güneş vurduğu için masanın üstündeki kafesler parlama yapıyor. Ama akşamları flaşı açtığım zaman hani daha bir net görüşüyor. Ben çekimleri telefonla yapıyorum. Daha önceki videolarda da söylemiştim. Evet, bunlarda daha bir durum yok. Dişimiz daha yeni yeni tüyden çıkmak üzere. Şu an daha tam olarak tüyden çıktığını söyleyemeyiz. Tüy hala devam ediyor. Alt tarafta da albino var. Albino dişimiz. Yanında yeşil erkeğimiz var. Bu tarafta da Jumbo Tepe'li vardı. O da karşıdaki erkek Jumbo Tepe'li. Annemiz de yuvada. Annemiz kabak. Onu kabak aldıydık. Yani bu bir hafta 10 güne kadar yumurta yapar arkadaşlar. Ben söyleyeyim. Yani hayvan çok sık giriyor bu arılar yuvaya. Üçüncü kuluçkası olacak bunun da. Bunun hep yumurtalarını aldık. Yani bu hayvanı çalıştırdık. Çalıştırmış olduk. Bu sefer de bilmiyorum artık yumurtasını başka kuşlara kaydırır mıyım, kaydırmaz mıyım? Bakalım göreceğiz. Şu an bu hayvanın 5 tane yumurtası var. Diğer bakıcı kuşların altında. Evet arkadaşlar. İlk kuluçka tepeli çıkmadı onlardan. Hepsi kabak çıktı. Şunlar da kabak yavrularımız. Onları da gösterelim. Bu karşıdaki kabak onların yavrusu. Bir kabak daha var. O da şurada. Bu biraz daha küçük. Şuna göre biraz daha küçük. Bunu bakıcı anneler dövmüştü. Kafasına falan vurmuşlar hep. Hayvanın sırtına da vurmuşlardı. Topallıyordu hatta bir arılar. Belki videolarda falan denk gelmişsindir. Şu an hayvan iyi. Bir sıkıntısı yok. Kabağın bir tanesi de öldü arkadaşlar. Onu kurtaramadık. Sabah baktığımda hiçbir sıkıntısı yoktu. Akşam eve geldik. Kuş ölmüş. Yerde yatıyordu. Yani yapacak bir şey yok. Hayvanlar ölüyor. Bu sene ilk ölen yavrumuz o. Yani bu sene ilaç veriyoruz. Ondan dolayı ölümler azaldı. Bir nebze olsun. Onların önüne geçmiş olduk. Hayvanlarımıza Metoliaminfor ve özel üçlü karışım veriyoruz. Kür olarak 40 günde bir, 45 günde bir onu uyguluyorum ben. Pahalı bir ilaç.
Pahalı ama değiyor yani. Çoğu üreticinin kümesinde bulunan bir ilaçlardan. Çoğu üretici de veriyordur yani. Bunu söyleyebilirim. Bunlar da Jumbo takımlarımız. Şöyle kapağı açtığım zaman çok net görseli oluyor. Yani bu görseli ben seviyorum. Şu altta da büyük kapalı var. 45-35. Şöyle babamızı da yakından çekelim. Arsız, kızgın babamızı. Annemiz yuvada yatıyor. Evet arkadaşlar, muhabbet kuşumuzu görüyorsunuz. Kum yiyor. Kum yemesinin sebebi sindirimle alakalı. Sindirimi rahatlasın diye kuş kumu yiyor. Kuş kumu faydalı. Hani siz de kafeslerinize kum koyabilirsiniz. Hani muhabbet kuşları ihtiyaç halinde o kumları yiyecektir. Bunların kapağını açtık. Dişi birkaç kere yuvaya girip çıktı. Bakalım, onları da bekliyoruz. Bu babamız da burada. Bazen çok kaba bir ses çıkıyor. Çok ötüyor yani. Horoz gibi. Şöyle bir açalım kaçmazsa. Maşallah diyelim arkadaşlar. Annemiz yine yatıyor tabi. Bu yatsın bakalım burada. Japoneslerimizi göstermiştik. Alt tarafta da Rainbow'larımız var. Bunların bir yumurtası var. Evet, sonuna yumurta geldi bunlardan. Evet arkadaşlar, çekilişimiz olacak. 2000 aboneye özel çekilişimiz olacak. 4 kişiye çekiliş vermeyi düşünüyoruz. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenirseniz memnun olurum. İzleme saatine ihtiyacımız var. Onun için desteklerinizi esirgemeyin. Daha başka üretim videolarında görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.